Merhaba arkadaşlar İstek üzerine bir video çekmek istiyorum. Ee, şöyle bir triggerımız var bugünkü videomuzda create a trigger diyor to avoid deletion of the account with a contact. Yani eğer bir account'a sahip bir kontak varsa, ee, bir accountımız varsa ve buna bağlı bir kontak varsa diyor bu accountu silmeyi engelleyelim. Bu account silinmesin. Şu şekilde hemen İsterseniz başlayalım. Accountlara gidelim bakalım e, konta sahip olan bir accountumuz var mı? Edge communications var burada onu seçmiştim üzerine tıklayıp içinde account var mı yok mu bak sorry e, kontak var mı yok mu bakabilirsiniz gördüğünüz gibi içinde iki tane kontak var. Biz bunu silinmesini engellememiz gerekiyor arkadaşlar e, bunun silinmesini istemiyoruz o yüzden güzel bir trigger yazmamız gerekiyor. E, bunun silmesini engelleyen o yüzden şöyle yapıyorum arkadaşlar developer console'a geliyorum yeni bir trigger oluşturuyorum account object'ine bağlı bir trigger oluşturuyorum daha sonra arkadaşlar bir liste oluşturalım ve e, account e, bizim silmeye çalışacağımız account'a bağlı bir kontak var mı yok mu onun listesini yapalım o yüzden list diyorum e, buna kontak listesi diyorum Buna ne diyelim? Related Contacts diyelim şöyle. Related Contacts diyorum. Eşittir. SQL query'mizi yazalım arkadaşlar. Select diyorum. Neyi Select yapıyoruz? Account ID yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bizim kontakların Account ID diye bir field'i var. Ve bu Account ID sayesinde kontaklar account'lara bağlanıyor. From diyoruz. Contact. Siz bunu related opportunity yaparken de aynı şekilde related case yaparken de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Bizim account'a bağlı e, yani lookup ya da master ile bağlı bütün e, objektlerde account id diye bir field oluşuyor. Siz bunu kullanabiliyorsunuz. Select account id from contact deyince bütün kontakları almış oluyoruz. Ama biz burada bir şartımız olması gerekiyor. Ver dememiz lazım. Bizim bu account id'nin e, şeyde eğer bizim e, o, silmeye çalıştığımız account'a bağlıysa, yani bizim e, şöyle düşünün e, bir şeyi silmek ya da eklemek istediğin zaman ya da e, update yapmak istediğin zaman bazı durumlara göre her zaman değil. Trigger.new, trigger.old, e, trigger.oldmap, trigger.newmap diye 4 tane e, collection oluşuyor. Bunlardan 2 tanesi liste. Trigger nokta new ve nokta old liste oluyor biliyorsunuz. Old map ve new map liste map oluyor. Bu maplerin özelliği şu. iki biliyorsunuz mapler iki şeyden oluşuyor. Bir küme bir de liste. Sol tarafta küme oluyor. Sağ tarafta liste oluyor. Şöyle şurada göstermek istiyorum size arkadaşlar. Şöyle yorum yapalım. Trigger Nokta .old map şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Ee, sol tarafında ID, sağ tarafında account oluyor. Yani bizim silmeye çalışımız bütün e, account'ların ID'leri şurada toplanıyor. Sağ tarafta da bu ID'lere bağlı account'lar toplanıyor. Yani rastgele değil. Yani hangi ID varsa o ID'ye karşılık gelen account burada toplanabiliyor. Siz o yüzden old map'i kullanarak içindeki bütün ID'leri alabiliyorsunuz. Ya, ya da sadece account listesini alabiliyorsunuz. Bununla alakalı bir video çekmek istiyorum. Trigger old map ile trigger new map arasındaki ilişkiyi gösteren. Şimdilik şu kadar bilmemiz yeterli. O yüzden biz e, burada yukarıda account ID in in yazıp biz bunu ııı e, bu ID trigger old mapte var mı yok mu ona bakabiliyoruz şu şekilde trigger nokta old map nokta bu mapin sadece map old map yazarsanız bunun içinde ID'ler de var, account'lar da var. Ben sadece ID'leri istiyorum. ID'leri key set metoduyla alabiliyoruz. O yüzden nokta key set diyorum ve sadece ID'leri alıyorum ve benim e, oluşturmak istediğim kontak listesindeki kontakların e, account IDC bizim trigger old map'te var mı yok mu ona bakıyoruz. Eğer varsa demek ki bizim silmeye çalıştığımız account'un yani account'a bağlı kontaklar var. O durumda biz bunları silmek istemiyoruz. O yüzden bir for each loop yapalım. Bu for each loop yine kontağa bağlı olsun. Kontak diyorum. Kon diyorum. 2 nokta üst üste koyarak listemizin adını koyuyoruz. Daha sonra şimdi et error mesajı koymamız gerekiyor. Ama bu et error mesajının bir location olması lazım. Öncelikle location'ı belirtmeniz gerekiyor. Ben location'ı şöyle belirtmek istiyorum. Trigger. Old içindeki bir account'un ya yani iç içindeki bir account'un ID'si. Yani yine e e orada şey kullanacağız. E şöyle bir accountun adresini almamız gerekiyor, bir account almamız gerekiyor. Hangi accountu silmeye çalışıyorsak, o silmeye çalıştığımız accountun üzerindeyken hata mesajı gelsin. O yüzden şöyle bir şey yazabilirsiniz arkadaşlar. Tracker nokta old map dersiniz, old map diyelim. Sonra get diyelim. Get metoduyla biz var olan account almak istiyoruz. Yani şu konta bağlı accountu almaya çalış almak istiyoruz. O yüzden siz burada con. account id derseniz bu bizim şu kontağa bağlı account id yani bu kontağın account id'sini alıyorsunuz. Ama bu account'u sadece id almak istemiyorum. Ben bu account almak istiyorum. O yüzden map'in içinden get metoduyla biz get metodu kullanınca biliyorsunuz id girmemiz lazım içine. Index yerine id giriyoruz. E, id de bizim account id'miz. Onu içeri giriyoruz ve e, silmeye çalıştığımız account'u almış oluyoruz. Şuradaki ifade bizim silmeye çalıştığımız account'la aynı arkadaşlar. Ondan sonra add error mesajını kullanıp mesajınızı ekleyebilirsiniz. Şöyle bir mesaj yazalım. You can not delete and an account with de contact diyelim arkadaşlar. Yani kontağa sahip olan bu account'u silemesiniz anlamında bunu kaydedelim ve çalışıp çalışmadığına bakalım arkadaşlar. Kaydediyorum. Bir problemle karşılaşmadım. Daha sonra gidelim ve bunun çalışıp çalışmadığına bakalım arkadaşlar. Geliyorum. Şu anda görüyorsunuz bir account'umuz var. Bu account'a bağlı iki tane kontak'tımız var. Bunu silip silemeyeceğimizi bakalım. Sildiğimiz zaman da o hata mesajını ekranda görüp görecek miyiz ona bakalım. Ne diyorum? Delete diyorum. Evet, bunu silemezsiniz diyor. Bunun zaten gizleri varmış, o yüzden silemiyoruz. Başka bir tane bakalım arkadaşlar. Account'a bakıyorum. Benim, şunu silelim. Oluşturduğum accountlar vardı. Şöyle gelelim aşağı doğru. Bakalım şunlarda var mı? Kontak var. Kontak yok. İsterseniz bir kontak oluşturalım. Daha sonra bunu silmeye çalışalım. New Kontak diyorum bir kontak oluşturuyorum. e ile girmemiz gerekiyormuş. Demek ki başka trigger'larımız var. Bir e-mail girelim arkadaşlar. Save diyorum ve buna bir kontak oluşturduk. Şimdi bizim bu account'un bir kontağı var. Madem bir kontağı var bunu silemememiz lazım. Silme denediğim zaman siliyor. Bir şeyi kaydettik mi? Trigger'ı kaydettik mi? Ona bakalım. Ha, before delete yapmamışız arkadaşlar. Bu önemli. Bunu before delete yapalım. Şimdi silmeye çalışalım. Diyelim ki Edge Communications'ı tekrar silmeye çalışalım. Bakalım ne diyecek. Silmeye çalışıyorum. Ne diyor? You cannot delete an account with a contact. Diyor. Bunu kontağı var demek ki. Şöyle aşağı doğru gelelim. Hasan Ali diye bir e accountumuz var. Bunu silmeye çalışıyorum. Sildi. Bakalım bunun bir kontağı var mı? Kontağı yok arkadaşlar. Bunu silebilmemiz gerekiyor. Siliyorum. Evet, bunu siliyor. Ama içinde kontakları olan bir account'u silmiyor. İsterseniz tekrar deneyelim. Bir de buradan bakalım. Evet, you cannot delete an account ve de kontak mesajını alıyoruz arkadaşlar. Silemiyoruz.